Mevlana yar Muhammed bizi unutmamış. Kalp çok zaman his organlarına bağlıdır. Duyu organlarından uzak olanlar kalpten de uzak olur. Mevlana yar Muhammed diye bir zat sevgi, muhabbet dileklerini mektubunda imama iletiyor. Şimdi imam nasihate başlıyor. Kalpten bahsediyor. Kalp duyu organlarına bağlı diyor. Duyu organlarında neye meşgulsen, neye bakıyorsan, neyle temas halindeysen kalbe o akar. Kalp bir havuz gibi. Elin, gözün, kulağın, duyu organların ırmak gibidir. Şimdi gözün, kulağın gıybet duyuyorsa, yalan duyuyorsa, küfür duyuyorsa, gözün harama bakıyorsa, elin harama dokunuyorsa kalbe pislik akar. Bu ırmaklardan kalbe pislik akar. Kalp havuzun ne kadar selim ve temiz olursa olsun ırmak gelen su, sıvı, pisse, çamurluysa havuz kirlenir mi, kirlenmez mi? Kirlenir. Salim kalp gitti bak. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Göz görmeyince gönülden de uzak olur. Şimdi göz herhangi birisini görmediği zaman gönül de akıl da o kişiyi düşünmedikçe uzaklaşma başlar. Ben hocayı çok seviyorum. Ben hocayı çok seviyorum. İki semt yanımdasın. Sohbetime gelmiyorsun. Sonra duyuyoruz ki tekrar içkiye başlamışsın. Sevgi, sevgi sevenin sevdiğinin yanında olmasını gerektirir. Gerçek sevgi budur. Göz görmediği zaman sevdiğini iddia ettiğin kişiyi, gözün görmediği zaman kalp uzaklaşır. Beden uzak kalır önce, sonra kalp uzaklaşır. Fikirler uzaklaşır, farklı şeyler düşünmeye başlarız. Farklı fikirlerimiz, farklı davalarımız olur. Benim davam insanların hayatını kurtarmak, senin davan ikinci yazılığı almak. Bak davalar değişti, gördün mü? Çünkü aynı mecliste değiliz. Göz görmüyor, kalpler uzaklaştı. Sonra kalbin bana uzaklaştı ama tabiat boşluk kabul etmez. Bu kalp başka bir kalbe yakınlaşmak zorunda. İki ayaklı şeytanın kalbine. Kötü arkadaşlar. O kötü arkadaş seni ya içkiye götürür, ya kumara, ya zinaya. Dördüncü bir seçenek yok. Dünya lezzetleri zaten bellidir. İçki, kumar, zina, uyuşturucu. Dört. Bunlardan bir tanesine geçeceksin. Tabiat boşluk kabul etmez. Ya kalbini Allah ile dolduracaksın, İslam ilimleriyle, ya da şeytan ilimleriyle, şeytan lezzetleriyle dolduracaksın. Allah'ın verdiği nimetler içinde helal olan bin tane nimet varken, bin tane nimet helal, haram olan on tane nimetin niye peşine gidiyorsun? Bak burada bin tane helal nimet vermiş bize. Sen on tane haramın peşindesin. Sanki helal yok gibi. Helal keyfe kafi. Zevklerimiz için helaller yeterli. Harama gitmeye gerek yok. Bu hadis-i şerif kalbin duyu organlarına bağlı bulunduğu mertebeyi göstermektedir. Tasavvuf yolunun nihayetine varılınca kalbin his organlarına bağlılığı kalmaz. Histen uzak olmak kalbin yakın olmasını bozmaz. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri başlangıçta ve yolda olanların olgun şeyhin yanından ayrılmalarına izin vermemişlerdir. Tasavvuf yoluna girdiğin zaman muhakkak şeyhinin, mürşidinin, üstadının yanında olmak, devamlı onu görmek, her hafta ilim meclisinde bulunmak ve nasihati birebir ondan dinlemek. Her zaman bunu ister tasavvuf büyükleri. Çünkü göz görmediği zaman gönül uzaklaşıyor. Duyu organları uzak olduğu zaman kalp de uzaklaşıyor. Kalp de uzak olduğu zaman zaten Allah'ın yoluna girmek istemiyorsun. Soğuyorsun. Çok defa kardeşlerinden duyduğum şikayetlerden bir tanesidir. İki hafta sohbete gelmiyor. Sonra kalp o kadar soğudu ki hocam diyor. Kalbim o kadar soğudu ki sohbet meclisine. İki ay boyunca gelmedim. Aslında ben iki hafta, üç hafta sektirmeyen bir adamım. Her hafta sohbetteydim hocam. Ama iki hafta gelmeyince kalbim soğudu. Ve iki ay, üç ay, dört ay gelmedim. Ve istemedim bile. Kalp öyle bir soğumuş ki Allah'ın yolundan. İstemedim bile. Kalp soğumadığı zaman seni zorlar. Mecbur tutar. Bir nevi bağımlılık gibi, alışkanlık gibi, ilme bağımlılık. Seni zorlar, kalk sohbete gitmen lazım. Çok benim ihtiyacım var ya. Mideni doyuruyor musun? Akşamleyin yemeğe ihtiyacın var mı senin? Mideni doyuruyor musun? Doyuruyorsun. Kalp de sana bağırır. Tamam, mideyi doyurdum. Gözlerini doyurdun. Hanımınla, kızınla, oğlunla muhabbet ettin. Eğlendin. Şimdi bir şey daha doyurman lazım. Kalp ve akıl. Bu ikisinin de midesi vardır. Neyle dolar bu? İlimle, feyizle. O da ilim meclisinde olur. Geleceksin. Göz gördüğü zaman gönülde yakınlaşır. Ve İslam'a uymak çok daha kolaylaşır. Bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır. Bu söze uyarak bulunduğunuz yolu değiştirmeyiniz. Şimdi geldin gittin, ilim öğreniyorsun. Ben buraya gelen dervişler gibi bir derviş olamadım. Bir veli olamadım. Kitaplarda anlatılan Allah dostlarından bir tanesi olamadım.
Ama gelip gitmeye devam ediyorum. İmam Rabbani diyor ki, bir şeyin tamamı ele geçmezse, hedefin tamamını ele geçiremezsen bile, azı bile büyük faydadır. Veli olamadın, alim olamadın ama dervişsin. Allah yolunda istikrarlısın, adımların sabit. Bu büyük bir faydadır. Hiç gelmeyen adamdan çok daha üstün olduğunu işaret ediyor İmam-ı Rabbani. Uygunsuz kimselerle arkadaşlık etmekten elden geldiği kadar sakınınız. Meyan Şeyh Müzzemmil'in yanınıza gelmesini, saadete kavuşmanızın başlangıcı biliniz. Şimdi bir şeyh, bir Allah dostu onun yanına gitmiş. Bu sizin saadete kavuşmanızın başlangıcı diyor. O yanınıza geldi, sizin beldenize taşındı, sakın kaçırmayın. Devamlı surette sohbetine gidin gelin. Onun sohbetinde yanında bulunmayı büyük nimet biliniz. Vakitlerinizin çoğunu onun yanında geçiriniz. Çünkü kendisi ele az geçen nimetlerdendir. Vesselam ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Teala Hazretleri İmam-ı Rabbani'den, Abdülkadir Geylani'den, İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'den ve İslam'a zerre kadar hizmet etmiş bütün Allah dostlarından ve sahabilerden hepsinden razı olsun. Amin. Amin. Hepsinin hayır duasını, nazarını üstümüzden eksik etmesin. Amin. Şefaatlerine bize nail etsin, nasip etsin. Amin. Mahşere gittiğimizde Mevla Teala Hazretleri bütün bu velilerin, alimlerin birebir yüzünü görmeyi, sarılabilmeyi, ellerinden öpebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin.